Merhaba sevgili yarışseverler, 17 Şubat Pazartesi Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Bugün Bursa'da 7 koşulu bir program var. Bakalım hangi safkanlar kazançlı sayılacak. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ben elimden geldiğince güzel insanlara yardımcı olmaya çalışacağım. Malum bugün canlı yayın günümüzde ama İstanbul'da olduğum için eve geç geldiğimden dolayı canlı yayını yapamadık. İnşallah canlı yayınımızı bugün Salı günü Kocaeli yarışlarından sonra yani Çarşamba gününün yarışları için yapmayı planlıyorum. Zaten sizlere bilgi veririm. Ona göre canlı yayınımıza da katılacak dostları her daim beklerim. Güzel insanlara hizmet ettiğim için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Cumartesi günü Veli Efendi Hipodromu'ndaydım. Sağ olsun dostlar benimle fotoğraf çekildiler. Onlara bilgilerimizi paylaştık. At yarışını elimden geldiğince doğru gözle onlara anlatmaya çalıştım. Burada sizlere yaptığım gibi. Beni tanıyan dostlar beni tanıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Bana duydukları sevgiye layık olmaya çalışıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her zaman söylediğim gibi elimden geldiğince onlara hep yardımcı olmak için uğraşıyorum ama dediğim gibi bu işi anlayana, anlamayana zaten her zaman bir lafım da vardır. Anlayana hizmet, anlamayana külfet oluyoruz demek ki. Bu hiçbir zaman değişmeyecektir ama dediğim gibi şu an beni dinleyen güzel insanlara buradan bir kez daha selamlarımı gönderiyorum. Onlar beni anlıyorlar. Unutmayın ki yarışlar doğru koşulduğunda kazanan hep bizim atlarımız olacaktır. Bundan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Neyse nitekim baktığınızda bugün bu hafta desek daha doğru bu hafta başarısız bir gün geçirdik gibi derken Pazar Adana yarışlarında güzel bir gün geçirdik. Bizim için güzel bir gün oldu. Hem siz değerli WhatsApp grubu dostlarımın yanı sıra siz değerli YouTube izleyicilerinden de çok kazanıp telefonuma onlarca mesaj gönderen dostum olmuş. Hepsini tebrik ediyorum. Baktığınızda Adana'da ilk 3 koşuyu sizlere önerdim. Üçlü ganyan verdim. Tek kalem verdim. Malumunuz e-bayi sistemi gittikten sonra birçok insan ne kadar verdiğinden daha bilgisi olmayan insanlar var. Malum hala sistem çalışmamakta, gece boyu çalışmaların süreceği söylenmekte. Ne olacak ne bitecek sabaha karşı göreceğiz sevgili dostlar. Sosyal medyada çıkan değişik haberler var. Yani Türkiye Jockey Kulübü'nün resmi sitesinden bir açıklama gelmedikçe de o hesaplara itibar etmemenizi sizlere söyleyip geçmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Baktığınızda bugün İzmir yarışlarında atlarımız kötü koştu. Özellikle bir yarış var ki 5 yarıştır önde giden Lookstar bugün önde gitmeyi yapmadı. Enteresandır. Böyle olduğu zaman da yarışın seyri tamamen değişiyor. Her zaman at yarışını doğru gözden izleyen dostlarıma örnekleri veriyorum. Bugün de örneklerden bir tanesiydi. Özellikle Lookstar yarışını sizlere bahsetmeden geçmeyelim. Adana yarışlarındaysa 5 numaralı Harnup yavrusu April One kazandı. Beni yanıltmadı. İkinci ayakta yani altılı ganyanın ilk ayağında Yeşil Kale. Günün üçüncü koşusunda da 7 numaralı Son Yalas. Muhteşem bir üçlü ganyan buldu dostlarım. İnanın altılı ganyan ne kadar verdi hepimiz bilmiyoruz. Ganyan bayideki dostlarım belki biliyorlar ama ben de e-bayi üzerine kullandığım için henüz ben de bilmiyorum ne kadar verdi Adana altılı ganyanı ama ben baktığınızda kendim Bitcoin'i kuponuma tek atmışken birçok dostum sağ olsunlar artık benim tekimi ana tekimi atmamaya başladılar. Kontra tekleri kullanarak Yeşil Kale, Son Yalas ve çeşitli oyunlarda özellikle 4. ayaktaki Hüma Sultan Tuğan Hanım'ı yine 5. ayaktaki 1 numaralı Rotası Seyah ve Jamala ikilisini de buldular. Jamala ikilisini buldular. Oraya da 5-8 verince son ayağı da 3 attı. 6 numara zaten yarışın favorisi olunca yani 4 liralık, 11 liralık, 12 liralık kuponlara güzel bir ikramiyeli aldılar ki çifteler, ikililer onlarla da çok başarılı oldular. En azından bu hafta at yarışı için, altılı için başarısız geçen haftada güzel oyunları bulunca değerli dostlarım özellikle WhatsApp grubunda ve siz değerli YouTube izleyicilerim arasında biraz daha tebessüm kattık. Şimdi yeni bir haftaya giriyoruz. Hepimiz için yeniden heyecan dolu bir hafta olacak. Dediğim gibi hırsımıza yenilmeden at yarışlarını doğru gözle takip etmeye devam edeceğiz. O neticede de umarım güzel bir günler bizim olur diye düşünüyorum. Bakalım yarın Bursa'da bizleri ne bekliyor? Hangi yarış stilleriyle hangi yarışlar koşulacak? Ben elimden geldiğince hem cazip hem şanslı isimleri sizlere yorumlayacağım. Umarım sizlere şans katacağını düşünüyorum. 0553 425 59 30 WhatsApp numaram. Yarış günleri VIP ailesinin parçası olmak isterseniz sizlere söyleyeceğim atların tüm rakiplerini, onun dışında yarışlar öncesi sizlere anlattığım ses kaydıyla yarışları dinlemek isterseniz yarış günleri VIP ailesini tercih edebilirsiniz. Aile dediğim yere
hizmet almak için gelebilirsiniz. Makul bir ücret karşılığında. Zaten hepimiz bu oyunu oynuyoruz. Belli bedeller ödüyoruz. Çok makul bir ücret karşılığında bir ay boyunca bizlerle olabilirsiniz. Zaten beğenen dostlarım uzun zamandır benimle birlikte. Beğenmeyenler de bir ay sonra biz de ayrılıyorlar. Yollarına farklı insanlarla ya farklı yerlerde devam ediyorlar sevgili dostlar. Ve geçiyorum artık yarışlara. Baktığınızda 7 koşu izleyeceğiz. 4 yaşlı Arapların Maiden mücadelesiyle Yedili Plesi aynı zamanda 1. Üçlü Ganyan başlayacak. Orijin olarak çok kuvvetli bir kağıda sahip olan 7 numaralı Tuvan Han Nurettin Şen'le start alacak. Yarış yaşamının ilk koşusunu gerçekleştirecek. Baktığınızda 4 yaşında sahaya gelen güçlü bir kağıda sahip olup idman pistinde çok iyi hazırlıklar yapan 7 numaralı Tuvan Han ekürü desteğiyle bu koşuya katılıyor ki ekürüsünün de çok iyi bir kumaşı var. Ceyda Han yavrusu 7 numaralı Tuvan Han 1. koşunun şanslı ismi olabilir sevgili dostlar. Geçtik 2. koşuya. 4 büyük Arapların mücadelesi 4 şart dişilere ait yarışta. Baktığınızda benim sizlere önereceğim cazip bir isim var. O da yarış sürete girse bile orta grupta yarışı takip edecek olan son yarışlarında düzeldiğini her adımında gösteren. Bugün de baktığınızda Selim İpek'le ilk kez start alacak olan ki bu ekürün atlarıyla Selim iyi yarışlar kazandı. Bugün de sıra geldi Uçarı'nın yavrusu 800 numaralı Faro Kız'a. Yetenekli kısrak bugün kendini çok iyi saklayarak sonlarda çok kuvvetli gelerek Bursa'da altılı ganyanın ilk ayağını çift taneli bir ganyanla kazanabilir. Dikkat edin diyorum kuponlara yazmadan oynamayın. Ters bir yarış koşabilir sevgili dostlar. Geçtik günün 3. koşusuna. 3. koşu baktığınızda 4 yaşlı Arapların mücadelesi zor bir yarış gibi gözükse de ilk yarışını bugünkü jokey ile start alan güçlü bir orijine heybetli görünen 3 numaralı Alperen Bey yeniden Murat Gündüzeli ile start alıyor ki o günkü yarışında baktığınızda buradaki rakiplerle neredeyse yakın saniyelerle bitiren bugün formunu daha da geliştireceğini düşündüğüm 3 numaralı Alperen Bey Murat Gündüzeli ile günün 3. koşusunu kazanmaya yakın isimdir. Mutlaka kuponlara yazmanızı öneriyorum. 3 numaralı Alperen Bey ki zaten şövalye yavrusu babasına da çok benziyor. Heybetini yarın sahaya yansıtabilir sevgili dostlar. Geçtik 4. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde 6 İngiliz tayı start alacak. Bir ismi ön plana çıkarıyorum. O da 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde 4 numaralı Bay Yiğit. Son yarışında kapalı gözlük dil bağı takınca çok değişen, çok kolay bir yarış kazanan, bugün de baktığınızda ağır kilolu rakipleri bulan, kendini iyi saklayacak olan yaklaşık 600 ile 400 arası yarışı bu kiloyla çalacağını düşündüğüm ilk kez Nevzat Avcı ile start alacak olan 4 numaralı Bay Yiğit, Bursa'da altılı ganyanın 3. ayağını kazanmaya yakın isim olabilir sevgili dostlar. Mutlaka kuponlara yazmanızı öneriyorum. Geçtik 5. koşuya. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 6 mücadelesinde 4 tay start alacak. 1 tay çok ön plana çıkıyor. Canı istediği zaman her rakibi geçebilecek güce sahip olan, yarın da canı istediği takdirde bu grubu kolay geçecek olan 1 numaralı Bratislava ki Bursa pistini çok sevdi. Ahmet'le de son yarışında yarışı iyi yerlerde takip etti. Önüne bir at alıp düzlükte 400'de yaptığı ataklarıyla gelip farkı açarak kolay bir yarış kazanmıştı. Bugün de baktığınızda önde kendi de tempoya çıkabilir. Çünkü öne alelacele gidecek bir safkan yok. O yüzden startla birlikte başa geçmesi bile normal olan 1 numaralı Bratislava, altılı ganyanın 4. ayağını Bursa'da kazanmaya yakın isimdir sevgili dostlar. Ve geçiyorum 6. koşuya. 6. koşuda 4 büyük arı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde zor bir yarışta ben de sizlere enteresan bir isimden bahsedeyim. O da yarın çift taneyle kazanırsa şaşırmam. Bugün Selim İpek'ten 2 tane çift taneli ganyan bekliyorum. Belki ikisini alır, belki birini alır ama en azından birini alırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah ikisini alır diye bekliyorum. Belki de hiç alamaz ama en üzüldüğüm nokta geliyorlar çok yakın bitiriyorlar. O zaman çok üzülüyorum. İnşallah öyle olmaz. Ya kazansınlar ya da en geri gelsinler her zaman söylerim. 3 yarıştır çok iyi hazırlanan, baktığınızda sürekli kolladığım bir isim olan, bugün sürate çıkacak yarışı bulan Selim İpek'le start alacak olan Hakkar'ın Gray Beauty'den olma yavrusu 10 numaralı Village Hoof. Bugün kalabalık grubu buldu ki 600'lere kadar kendini saklayıp aralardan müthiş çıkmasını beklediğim 10 numaralı Village Hoof gerçekten değişik bir yarış koşup Bursa'da altılı ganyanın 5. ayağını lehine çevirebilir sevgili dostlar. Ve geçiyorum 7. koşuya. 7. koşu baktığınızda Arap atlarının mücadelesi zor bir yarış gibi gözükse de ben de zor bir isimden bahsedeceğim.
Orijin olarak da gücünü bildiğim 11 numaralı Cesur Mirza, gördüğü her yarış sonrası gücüne güç katan, bugün de ekürüsünün desteğiyle bu yarışa katılacak olan, ki bildiğiniz üzere Badışoğlu ekürleri çift taneli ganyanları severler. Bugün de çok uygun grupta start alacak olan 11 numaralı Cesur Mirza, Umut Barlık'la Bursa'da altılı ganyanın son ayağını kazanmaya yakın isim olabilir sevgili dostlar. Yarış gidişatında da yarış hareketlenecek gibi duruyor. Kendini çok iyi saklayacağını düşündüğüm, sonlarda çok etkili gelecek olan 11 numaralı Cesur Mirza gerçekten gücüne güç katıp Bursa'da altılı ganyanın son ayağını kazanmaya yakın isim olabilir. Baktığınızda 7 koşulu programı ben elimden geldiğince sizlere yardımcı oldum. Umarım şans yanımızda olur. Güzel bir hafta sonundan sonra yeni bir haftaya gireceğiz. En azından pazar gününde heyecan yaşadık. Adana'daki heyecanı yaşadık. Özellikle üçlü ganyandan çok iyi para alan dostlarım var. Birinci koşu ve ikinci koşu çiftelerini alıp yine belki bugünkü altılı ganyandan çok güzel ikramiye kazanan dostlarım var. Belki altılı ganyan o kadar vermeyecek. Her zaman söylüyorum, her gün altılı yakalamamız imkansız. Biz de her gün bunu başarmıyoruz. Ama en azından böyle çeşitli oyunlarla günü kurtaramıyorsak haftayı kurtarmak için elimizden geleni dostlarla birlikte yapıyoruz sevgili dostlar. Dediğim gibi bu haftayı noktaladık. Yeni bir haftaya yarın başlıyoruz. İnşallah yeni haftada da güzellikler bizimle olur. Hep beraber daha nice altılıları yakalarız. Hep beraber yüzümüz güler. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Sizlerin de beni sevdiğini biliyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Ben de sizlere, gönlü güzel olan insanlara iyi ki hizmet ediyorum. Özellikle Veli Efendi İpodrom'da bir Serdar abimle tanıştık. Ona da buradan selamlarımı göndereyim. Çünkü göremedim kendisini çıkışta. Ortak kuponla yaptık. Çok büyük bir para vermese de yakaladık. Onun bir ortak kuponu var. İnşallah yarın ona da Bursa altılısı oynayacağım. Ona ulaşamayacağım belki ama beni izliyorsa ona da buradan selam olsun. Numaram zaten videoda kayıtlı. Bana mesaj atarsa sevinirim. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sevdiklerinizle, ailenizle sağlıklı günler diliyorum. At yarışı bitmez. Heyecanı yaşamakta bize kalır sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.